Sultanların kapısını aşındırdığı yüce gönüllü bir mübarek şahsiyetin, Mustafa bin Ahmet Muslihiddin Şeyh Ebul Vefa Hazretleri'nin İstanbul Fatih Vefa'daki kabrini ziyaretteyiz efendim. Herkese şefkat kanatlarını, şefkat kollarını açıp hoş geldiniz diyordu. Tebessümünü eksik etmiyordu. Şeyh Ebul Vefa Hazretleri'nin bu engin görüşü, hoşgörüsü bazı talebeleri tarafından biraz garipsendi. Müritlerinden bir tanesi bir keresinde şöyle dedi. Üstadım, sizin kapınızdan sultanlar giremiyor. Sultanlar almıyorsunuz. Eşkıyalar, caniler, katiller, kötü yola düşmüşler, her türlü hataya bakmışlar ise çok rahat gelip size muhatap olabiliyorlar. Efendim, biz size bunu yakıştıramıyoruz. Bu şekildeki insanların sizinle muhatap olmasını kabul edemiyoruz dediğinde mütebessim çehresi hafif solacak ve şöyle diyecekti. Oku evladım Fatiha-i Şerife'yi. Oku da bakalım Rabbim ne buyuruyor. Mürid anlamaz ilk başta ve okumaya başlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyince dur bir daha oku der. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dur bir daha oku der. Talebe anlamaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i bir daha söyleyince evladım bak Rabbimiz ne buyuruyor? Elhamdülillahi Rabbis Salihin salihlerin Rabbine hamdolsun demiyor. Rabbul Alemin, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanlara sayısız nimetler vermiş olan Allah, kendisine nankörlük eden kullarını bile ayırt etmeden rahmetine çağırıyor ve onların da Rabbi olduğunu buyuruyor da, biz kimiz ki kullarını onunla buluşturmak için kullarını ayıralım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne güzel buyuruyordu. Allah sizin ne mallarınıza ne de dış görünüşlerinize bakar. O sizin takvanıza, gönlünüze bakar buyuruyordu. İşte bu şefkatli, merhametli tebliği, engin hoşgörüsü kısa zamanda Müslüman gayrimüslim herkesin gönlünde tahtırmasına sebep olmuştu. Saray da bu haberden yankılanan bir mekan olmuştu. Fatih, Şeyh Ebul Vefa'yı bu sebeple saraya davet edip kendisinin sohbetinden istifade etmek arzusunu taşıyordu. Lakin siyasetten, siyasi akımlardan, ayrıştırma ihtimali olan her türlü toplantı ve meclisten uzak duran tevhidin yeryüzündeki temsilcilerinden olmaya çalışan Şeyh Vefa Hazretleri bu daveti icabet etmeyecekti. Bunun üzerine Fatih kalkar sarayındaki tahtından ve Vefa'ya gelir. Hazreti bize gelmiyorsa biz ona gideriz der. Dergahın kapısına geldiğinde Şeyh Vefa Hazretleri'nin müsait olup olmadığını Zaganus Paşa'nın öğrenmesini ister. Şeyh Vefa Hazretleri ise sultanımıza söyleyin. Müsait değiliz, kendisiyle görüşemeyiz diye haber göndertir. Zaganos Paşa bu cevap karşısında şaşar. Koskocaman sultan gelmiştir kapısına. Sultana haberi nasıl verecektir? Ama vermelidir de. Bilgiyi verdiği zaman üzülür koskocaman sultan Fatih. Ey Zaganos Paşa, canilerin, katillerin, gayrimüslimlerin dahi girmiş olduğu şu dergahın kapısından sohbet dinlemek için giremeyecek kadar mı günahkarız biz ve geri döner. Tekrardan gelmek ister, Şeyh ve Faziletleri tekrardan geri çevirir. Sonra bir kere daha, sonra bir kere daha. Talebeleri geri çevirmesine üzülüp ağladığını görünce Şeyh Vefa'ya sorarlar. Efendim, sultanımız üzüldüğü gibi siz de üzülüyorsunuz. Peki neden dergahınıza kabul etmiyorsunuz? Evladım der talebelerine. Biz Allah'tan bahsediyor, Allah'ı anıyoruz. Allah sohbeti tatlıdır der. Muhammedünül Eminül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi yad ediyor, namını bahsediyoruz.
feyz oluşturuyor burada. Sultan olur da bunun feyz ve tadını alırsa, saltanatı bırakır, tahtı terk eder, dünyadan soğur ya da bize özel alaka gösterip başkalarını ihmal eder, biz bunun günah ve sorumluluğunu kaldıramayız diye görüşmüyorum kendisiyle. Fatih vefat ettiğinde ise Fatih Camii'nde Şeyh Ebu'l-Vefa Hazretleri cenazesini kıldırır. Fatih'in peşinden gelen Sultan Beyazıt da babası gibi hürmetkardır bu gönül dostu alime. O da görüşmek ister babası gibi. Lakin kabul etmez Şeyh Vefa. Ve ilim, merhamet ve sevgi medeniyeti İslam'ın nurlu yolunda sırat-ı müstakim üzerine bir ömrü geçirdikten sonra peşinde kapısını aşındırmış sultanların hayırlı yadları, talebelerin duaları, Müslüman, gayrimüslim fark etmeksizin bütün vefalıların ve fatihlilerin ve hatta bütün İstanbulluların hüsnü zanlıyla 1491 yılında ömrünü ilimle, hikmetle, irşatla, vaazla, her ne konum ve makamda, her ne fucur ve günahta, her ne yanlış ve hatada bulunursa bulunsun, herkesi Hazreti Muhammed'in sahih sünnetiyle, tebliğ ile Allah'la buluşturmuş, tövbe kapılarına ulaştırmış bir şekilde 81 yaşında Hakk'ın rahmetine göçmüştür. Biz de İstanbul Fatih'te Şeyh Vefa'ya vefa gösteriyor ve ruhuna bir Fatiha armağan ediyoruz.